ilk sorunu çok önemli. Her asgari ücret artışı veya asgari ücret düzenlemesi yapıldığı zaman gündeme gelen bir şey şudur. İstihdam kaybına yol açar. Ben mesleki olarak da biliyorsunuz çalışma ekonomisi hocasıyım. Bizim çeşitli dönemleri ücret politikalarını karşılaştırmak için çeşitli dönemleri incelemiştim. Asgari ücretin işte bizim artırdığımız gibi belli bir reel artışa tekabül ettiği dönemlerde çok kısa bir süre istihdamdaki artış duruyor. Fakat çok az iş yerinde de, küçük işletmelerde de, hangi tür işletmeleri de çıkarmıştık tablo olarak, işçi çıkarmalar da oluyor. Ama yıl içerisinde, yani üçüncü aydan itibaren istihdam artışı devam ediyor. O çıkaranlar da tekrar yeni istihdamlar, yaratmak için uğraşıyorlar. Yıl sonu itibariyle de, yıl içinde değerlendiğinde de asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok. Bu bizim çalışmalarımızda ortaya çıkan bir şeydi ama geçtiğimiz yıl 2020 galiba, şimdi karıştırıyor olabilirim, Nobel ödülünü alan iktisatçılar bunu bilimsel olarak da ortaya koydular. Ücret artışları, reel ücret artışları, asgari ücret artışlarının istihdam kaybına yol açmadığı şeklinde bir tezleriyle Nobel, daha doğrusu kitaplarından birisi bu olan, araştırmalarından birisi bu olan tezleriyle Nobel ödülü aldılar. Biz Temmuz'da yaptığımız düzenlemede biliyorsunuz işverenlere 100 lira destek verdi. O önemli bir destekti. Miktar olarak o önemli bir destekti. Tabii şu anda asgari ücret komisyonunun toplantısı gerçekleşmedi, daha başlamadı. Asgari ücret komisyonu başkanı benim ama komisyon üyelerine rağmen böyle bir açıklama yapmam doğru değil. Bunu birlikte kararlaştırıyoruz. Etik olmaz. Onun için ihtiyaç duyulduğu zaman onları yaparız.